Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile Detaylı Geometri Soru Bankası kitabında doğru analiti konusundaki test altının çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 206 ve 207'yi çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda x eşittir 3, x eşittir 6 doğruları verilmiş ve bc uzunluğu da 8 birim olarak verilmiş. Şimdi x eşittir 3 doğrusu olduğu için burası 3 birim. x eşittir 6 doğrusu olduğu için burası 6 birim. Yani burası da 3 birim oldu. Yani şunlar birbirine eşit oldu mu? Oldu. Ee, bizden ne isteniyor? Buradaki taralı bölgenin alanı isteniyor. Biraz üçgen bilgisini kullanalım. Şimdi bunlar birbirine eşitse bunlar da birbirine eşit değil midir orta tabandan? Çünkü paralel bunlar evet. E bunlar eşit şunlar paralelse o yine orta tabandan 8 ise burası kaç oldu? 4 oldu. E benden şimdi bu yamuğun alanı isteniyor. Yamuğun alanı nedir? Alt taban artı üst taban çarp yükseklik. Yükseklik de tam olarak şurası o da kaç birim? 3 birim. Böl 2 dersek alanı buluruz. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik böl 2. 12 ile 2 sadeleşince 6 6 kere 3 ile kaç yapıyor? 18 yapıyor. Yani birinci soru böylelikle balık kesir çıktı. Geldik ikinci soruya. Evet şekilde kısa kenara 2 birim ve alanı da 16 birim kare olan bir dikdörtgen verilmiştir. O zaman alan 16 ise 2 ile 8'in çarpımı 16'tır. Şimdi bu doğru alanı iki eş parçaya ayırıyormuş. Dikdörtgende bir doğru alanı iki eş parçaya ayırıyorsa tam böyle nereden geçmek zorunda? Köşegenlerin kesim noktasından geçmek zorunda. Yani ağırlık merkezinden geçmek zorunda. Ya köşegenlerin kesim noktası şeklinde kullanacağız ya da bir dikdörtgende burası köşegenlerin kesim noktasıysa şuradan dikler çizdiğimiz zaman iki eş parçaya bölmesini kullanacağız. Sanki burada D doğrusu neyimi isteniyor oradaki diklik bizim işimize yarayacak. Yani şuradan bir dik çizsek tabanı iki eş parçaya bölecek hocam 8'i iki eş parçaya bölecek 4 birim 4 birim. Sonra buradan da şöyle bir dik çizsem o zaman burası da kaç yapacak 1 birim 1 birim yapacak. D doğrusu neyimi isteniyor bizden. Şimdi bize bir de bu doğrunun denklemi verilmiş. Bak burada x yerine 0 yazarsam x yerine 0 yazdığımda ne geliyor arkadaşım? Y'si 6 mı geliyor? Evet. Y'yi de 6 bulmuş oluyoruz. Şimdi burada bir benzerlik yaparak 1 ken 1 ya burası. Şuradaki tanjant alfayı bulmaya çalışacağız. 1 bölü 6 eşittir. İşte a bölü a artı 4 deyip a'yı bulabiliriz. Sonra tanjant alfa çıkabilir. Ya da alfa sadece burada mı kardeşim? Yönde eşitten dolayı burası da alfa değil mi? Evet. Şuradaki dik üçgenden de direkt tanjant alfayı bulabiliriz. Şimdi bunun tamamı 6'ydı. O zaman şuraya ne kaldı? Hop 1 birim burası olduğu için 5 kaldı. Şu dik üçgenin kenarları lazım bana. Dörtgen burası da 4. O zaman burada tanjant alfa eğim dediğim tanjant alfa eşit ama sola yatık olduğu için eksi tanjant alfa eşit. O da 5 bölü 4 yapıyor? Evet yani eksi 5 bölü 4 yapar cevap. Güzel bir soru. İkinci soru balık esir oldu. Geldik 3'e. Mehmet öğretmen aşağıda verilen etkinliği sınıfta uygulayıp etkinlik sonunda bir soru soruyor. Şimdi bu doğru grafiğini çiziniz. Hemen grafiği çizelim. Arkadaş şöyle bir grafik çizelim bakalım. X yerine 0 yazsak. Şöyle grafik çizip de soruyu anlamaya çalışalım. X yerine 0 yazarsam Y'si kaç geliyor? Eksi 3 geliyor. Y'si eksi 3 olacak. Y yerine 0 yazarsam X de 6 olacak. X de 6 olacak. Evet böyle bir grafiğimiz var arkadaş. Şimdi şöyle. Ondan sonra diyor ki bize bir köşesi bu doğru üzerinde diğer köşeleri de sırasıyla x ekseni mesela şurada bir nokta seçeyim bir köşesi burada olsun diyor. Sonra x ekseninde olsun diyor. Sonra orijinde olsun diyor. Sonra y eksen üzerinde olsun diyor. O zaman şu kareyi de ben şöyle maviyle çizeyim istersen. Şöyle bir kareden bahsediyor değil mi? Ama bu şartı sağlayan sadece bir tane mi nokta var arkadaşlar. Bu arada bu bir kare. Buna da dikkat et. Yani kare olduğu için ne olmak zorunda? Şurası k birim. Burası da k birim. Şu üçüncü bölgede olduğu için k'ya eksi k noktası mı oldu? Evet. Ama aynı şart şurada da sağlanır belki. Hocam bir kenarı burada, bir kenarı x ekseninde, bir kenarı burada, bir kenarı da y eksen üzerinde. Belki burada da sağlanacak. Yani atıyorum k burası olmuş olsaydı o zaman ee, şu kenarlar birbirine eşit olacak ya. Karenin bir kenarı k ise eğer o zaman buradaki nokta eksi k virgül eksi k olacak. Ya da bu nokta şurada da olabilir belki. burada olmayacak gibi gözüküyor ama o şartı sağlayan x ekseninde geldiğimizde şöyle bir kare oluşmayacak gibi böyle. Ama biz yine de deneyelim. Yani bu nokta bu doğru bu şekilde geçtiği için oluşan kare şu şekilde olabilir arkadaşlar. Bir köşesi böyle yani şeyde olabilir. Üçüncü bölgede, ikinci, dördüncü bölgede olabilir. Üçüncü bölgede olabilir. Belki de birinci bölgede de olabilir. Yani o zaman kare oluşursa eğer burası da k virgül k noktası mı olacak arkadaşım? Evet. Şimdi o zaman ben buradaki noktaları şey yapacağım. Mesela k virgül k noktası sağlanıyor mu diye bakacağım arkadaşlar. Birinci bölgede mi diye bakacağım. Eğer birinci bölgede olursa bu başka ikinci bölgeye düşmediği kesin. Yani karenin bir köşesinin İkinci bölgeye düşmediği kesin. Birinci bölgede olabilir, dördüncü bölgede olabilir, üçüncü bölgede olabilir. Birinci bölgede olursa eğer ne oluyor? K virgül K. Denklemde yerine yaz. Birinci bölgede olursa K eksi 2K. Bak K virgül K yazıyorum. Eksi 2K eksi 6 eşit sıfırdan. Buradan K'yı kaç buluruz? Eksi 6 buluruz. Ama birinci bölgede seçmiştik. O zaman böyle bir şey olamaz. K'nın pozitif olması lazımdı. Peki ikinci bölgede olursa pardon üçüncü bölgede olursa Üçüncü bölgede olursa ne oluyor arkadaşım? Noktamız eksi k virgül eksi k olacak değil mi? Evet. Eksi k virgül eksi k'yı yazalım yerine. Eksi k eksi 2 ile eksi k'nın çarpımı eksi 6 eşit 0 olduğundan. Hocam burası ne yaptı? K'yı da böylelikle kaç buluruz? 6 buluruz. K'yı 6 buluruz. K'yı zaten biz pozitif sayı olarak almıştık. Kenar sayısı olarak almıştık. Evet bu olabilir. K 6 olduğunda karenin bir kenarı 6 oluyor. O zaman ne olacak arkadaşlar? Bu karelerin kenarları kaçar birimdir? Karenin bir kenarı 6 olabilir. Bir de dördüncü bölgede bu şart sağlanıyor mu ona? Bakalım Dördüncü bölgedeki noktamız ne? K virgül eksi k. Bak dikkat et. K virgül eksi k. O zaman k virgül eksi k'yı denklemde yerine yazalım. Çünkü bu doğrunun üstünde olduğu için e, x yerine k y yerine de eksi k yazıyorum. Eksi 2 çarpı eksi k. Ondan sonra eksi 6 eşit 0 olduğundan burası 3k eşittir 6 olduğundan k'yı da 2 buluruz. Evet k 2 yani K pozitif bir sayı olarak seçmiştik zaten. Bu da olabilir. Yani karenin bir kenarı 6 da olabilir. 2 de olabilir. Bunların toplamı isteniyor bizden. Cevap böylelikle 8 yapar. Tam da ÖSYM'nin sevdiği türden bir soru. Lütfen buna dikkat edin arkadaşım. Bak ne yaptık? Karenin bir köşesi. Üçüncü. Burası kaç? Dördüncü bölge. Üçüncü bölge ve birinci bölgede olabilir deyip yorum yaptık. Birinci de sadece sağlamadı. Kare olmuyor. Çünkü K'yı eksi 6 bulduk arkadaşım. Sadece ve sadece buradaki şartlar, buradaki şartlar nerede? 3. bölgedeki ve dördüncü bölgedeki karenin bir köşesi olduğunda sağlanıyor. Yani cevap böylelikle akçay oldu. Gerçekten güzel bir soru. Geldik 4. soruya. Dik koordinat düzleminde şu yukarıda yapayım işlemi. Dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde OABC dörtgeni çiziliyor. Arkadaşlar hemen çizelim şöyle bir dörtgen çizelim. Şimdi A noktası 5'e 0 olarak verilmiş. A noktası 5'e 0. Sonra Şurası A tabii ki. Sonra B noktası değil de C noktası 0'a 2 verilmiş. C noktası da 0'a 2 verilmiş. Bir de O noktası verilmiş. Öyle bir dörtgen çizeceğim ki ben. O, A, B, C dörtgeni çizeceğim. Mesela şöyle bir dörtgen çizeyim. O, A, B, C. Şöyle de olabilir bu. Şöyle de olabilir. Rastgele bir şey. B'nin ne olduğunu biliyor muyum ben? Bilmiyorum. B, X, Y olsun. İşte bu dörtgenin alanını 6 yapan değerleri alacağım. Ama bir sürü yerde olabilir ki bir x virgül y. E, o zaman bunun alanını böyle 6 yapan değer. İşte buradaki noktaların geometrik yerine ben x virgül y diyeyim. Yani x ile y arasındaki ilişki isteniyor benden. Şimdi bunun alanı nedir? Şurası 5 birim değil mi? Evet. Burası 2 birim. Şöyle iki tane üçgen oluşturacak olursak şu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Hop şöyle hocam. Hop böyle hocam. Şimdi burası x ise burası da x, burası y ise burası da y yaptı. O zaman üçgenin alanı ne yaptı? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 2 çarpı x bölü 2. Artı 5 çarpı y bölü 2. 5 çarpı y bölü 2 eşittir. 6 olsun diyor. İşte bizden de buradaki x ile y arasındaki ilişki isteniyor. Buradan 2x artı 5y bölü 2 eşittir 6 ya. 2 ile genişletince 2x artı 5y eşittir 12 mi yaptı? Evet. E arkadaşlar işte bizden buradaki B, noktalı B noktası aşağıdaki doğru hangi doğrunun üzerinde olabilir diye soruluyor. E burada B noktasına ait o noktaların geometrik yerini buldum ben. 2x artı 5 y eksi 12 hatta bu eşit 0 şeklinde olabilir. Yani o zaman şıklarda arayacağız. O da hangi şıkta var? Denizli şıkkında var. Bakın bu da güzel bir soru. Hoş soru. Gerçekten sınavda çıkmaya aday sorulardır. Lütfen bunlara dikkat edin. Zaten analitik geometrideki bu soruları görüyorsunuz ya. Genelde böyle hocam aa dediğimiz sorular. Valla çok fazla kolaya da kaçamadım. Çünkü biliyorsunuz analitik geometride ÖSYM çok seçici sorularla karşımıza geliyor. Özel Özel AYT'de diyeceğim ama AYT'de zaten karşımıza geliyor. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Neyse geldik 5. soruya. Aşağıdaki analitik düzlemde alanı 16 birim kare olan bir dikdörtgen verilmiştir. Dikdörtgen A noktası etrafında 30 derece döndürülüyor. Aa hocam 30 derece döndürmüş. Burası 30 derece mi? Hayır, dikkat et. Döndürülen kenara dikkat et. Bu kenar hop buraya geldi. Bak dönme açısı işte tam olarak burası. Yani dönme açısı neresi yapıyor arkadaşım? İşte burası. Burası 30 derece. O zaman burası ne oldu? 60. 60 90 ise 30. 60'ı karşı 4 köküsü 30'ı karşı 4'tür. 90'ın karşısı 8'dir. Şimdi dikdörtgenin alanını 16 olarak vermişti. O zaman bir kenar kaç yapacak arkadaşım? 2 olacak. Dönmeden önceki halde burası 8 burası 2 mi? Evet. Sonra ne diyor? B noktasının orijinal olan uzaklığı. B noktasının orijinal olan uzaklığı 3 birim olduğuna göre A ve D üstü noktalarından geçen doğrunun A ve D üstü noktalarından geçen doğrunun denklemini yazabiliriz aslında. Biz yazmaya gerek var mı? İşte doğru denklemini yazıp da sonra y eksenini kestiği yeri bulabiliriz. A bence yazmaya gerek yok. Çünkü 60 derece burası. E burası da ters açı da 60 derece değil mi? Evet bunun devamını çizince bak bu doğrunun devamını çizince şöyle ters açı oluştu burada. E burada da 30 derece çıktı. 30'un karşısı kaç burada? 5. 60'ı karşısında da 5 köküçtür. Bunun y eksenini kestiği yer soruluyor zaten. 5 köküç bir maşada eksi 5 köküç noktası vardır. Yani cevap böylelikle Ceyhan çıkar. Doğru denklemini yazıp sonra y eksenini kestiği yeri bulabilirdik. Yani x yerine de 0'ı yazabilirdik dostum. Evet 5. soruda bence gerek yoktu. Direkt çizince y eksenini kestiği yeri özel açılardan dolayı bulmuş bulunuyoruz. Yani evet 5. soru C an çıktı geldik 6. soruya. Şimdi bir bilgi verilmiş. Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi şu şekilde yazılıyor demiş. Şimdi sıfıra üç noktasından geçen bir doğrunun eğimi iken buradan geçen bu verilmiş. Üç doğru bir noktada kestiğine göre arkadaş bu üç doğrunun kestiği şeyi nasıl bulacağız? Nasıl kullanacağız? Üç doğrunun kesim noktası. Burası. Ortak çözümlü olmuyor muydu? Evet. O zaman doğruların denklemini yazalım. Birinci doğrunun denklemi nedir? Hocam birinci doğrunun denklemi eğimi 2M noktası da bu ya. 2M çarpı x eksi 0 eşittir y eksi noktadaki y yani 3. Yani buradan ne geldi o zaman? 2MX eşittir y eksi 3 bu geldi? Evet. Bir doğru denklemimiz bu yaptı arkadaşım. Tamam devam edelim. İkinci doğru denklemimiz eğimi M ve orijinden geçen. E, bu direkt y eşittir mx şeklinde bir doğru değil midir? Y eşittir mx. Hayır. Y eşittir 2 mx şeklinde bir doğrudur. İstersen şey de yapabilirsin. Hani pardon y eşittir mx olacak. Eğimi emmiş, Y eşittir mx olacak burası. Şöyle de yapabilirsin direkt uzun yoldan. Eğimim ya. M çarpı x eksi 0 eşittir y eksi 0'dan y eşittir mx doğrusu zaten geldi. İkinci doğrumuz da bu. Üçüncü doğrumuz da ne? Eğimi 3 m olacak. Eğimi 3 m olan bir doğru. Yani 3m çarpı x eksi noktadaki x 2 eşittir y eksi sıfırdan. 3mx eksi 6m eşittir y yaptı? Evet. Y eşittir 3mx eksi 6m yaptı arkadaşlar. Evet. Buradan sonrasında ne yapacağız? Arkadaşlar 3 doğrunun kestiği noktayı bulmak için ne yapıyorduk? Ortak çözüm yapıyorduk. Öncelikle şu ikisinde bir ortak çözüm yapalım. Y yerine mx yazarım ya da mx yerine y yazmak daha mantıklı değil mi? Yerine yazma metoduyla. Evet. Mx yerine y yazarsam ne geliyor? 2y eşittir y eksi 3'ten. y'yi kaç buluruz? Eksi 3 buluruz. Evet y'yi eksi 3 buldum. Sonra işin içine bunu da katalım arkadaşlar. Burada da y eşittir 3mx eksi 6m ya. Mx yerine de yazacaktık arkadaşlar. Mx yerine y yazacaktık. Mx yerine y yazdığımda. O zaman burası eksi 6 m öbür tarafa atalım. Arta 6m yaptı. Burayı da öbür tarafa attığım zaman y'yi de buraya attığım zaman. 3y yaptı. Bakın burası 3 mx'ti. mx yerine y yazdım. 3y eksi. 3y eksi y 2 m yaptı? Evet. Y yerine de ne yazacağım arkadaşım? Eksi 6 yazacağız değil mi? Ortak çözüm yapıyoruz. Ortak çözümde bulduğum değerleri yazacağım. E o zaman 6m eşittir. Eksi 6 ise m de buradan eksi 1 mi gelir? Evet. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. Yani yerine yazarak sonuca ulaşmış olduk. Evet geldik 7. soruya. Aşağıda analitik düzlemde iki eş dikdörtgen verilmiştir. Eş dikdörtgen bunlar aklımızda bulunsun. Sonra eş dikdörtgenin bir kenarı kaç? Bak burada 4 birim. E o zaman burada da 4 birim. Uzun kenarı belli mi? Belli. Bak burası kaç birim? 6 birim. O zaman burası da kaç birim olacak? 6 birim olacak. Peki ben bunu böyle K köşesi etrafında böyle 90 derece döndürmüşüm. 90 derece döndürdüğümde A köşesi B köşesiyle çakışıyormuş. Ya da B köşesi A köşesiyle çakışıyormuş. O zaman ben buradaki şöyle bu köşe etrafında dönüyor. Bak B A ile çakışıyormuş. O zaman şuradaki B'nin döndürülmesini düşüneceğim. Hop şu şuraya gelecek. Arkadaş 90 derece dönmüş hali buraya geliyorsa buradaki açı ne olacak o zaman? 90 derece olur. Dönmede. Hop döndürdüğümüz zaman şu kenar uzunlukları ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu değil mi? Şuradaki 1'e 2 noktasını kullanayım. Hocam şöyle eksi 1'e 2'yi kullanayım. Şöyle geldiğim zaman burası 1 birim. O zaman buraya 5 birim kaldı. Şöyle geldiğim zaman da burası 2 birim. Yani şurası da 2 birim yaptı. E, B noktası lazım bana lazım. O zaman şuradan da B noktasını bulmak için şöyle bir dik çizecek olursam. Hocam 90'larıma da uçuşu Dal alfa beta ya. Alfa beta alfa beta. Yani senin şuradaki üçgenlerin ne oldu? Birbirinin benzeri oldu. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. E hocam alfanın karşısı burada 2. Alfanın karşısı burada da 2 olur. Betanın karşısı burada 5. Betanın karşısı burada da 5 olur. O zaman bizim şurası 6 birim. Burası da 2 birim. 8 birim solda. B noktası eksi 8'e. Kaç birim yukarıda? 5 birim yukarıda. B noktasını da bulmuş olduk. A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemi isteniyor. Bak A noktası belli. A noktası eksi 1'e 2 idi arkadaşım. Şöyle gözükmüyor diye ya, buraya yazdım. B noktası da belli. Evet. A ve B noktasından geçen doğrunun denklemini yazmak için öncelikle bunun formülü var ama gerek yok. Eğim buluyorduk. Y'ler farkı 3 bölü. X'ler farkı eksi 8 eksi eksi 1. Yani eksi 8 artı 1 eksi 7 yapıyor. Eğimi eksi Eksi 3 bölü 7 olacak. Ee, bir de noktası da belli. Eksi 1'e 2. O zaman m çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0. Doğru denklemiydi. Yani eksi 3 bölü 7 çarpı x eksi noktadaki x. x eksi eksi 1 x artı 1 yapar. Eşittir y eksi noktadaki y. Eksi 3 ile burayı çarpıyorum. Eksi 3 x eksi 3 eşittir 7 y eksi 14 yapar. Hepsini bu tarafa atayım. Şunu buraya atayım. 3x artı 7y Eksi 14 de buraya atayım. O zaman kaç yapıyor? Artı 14 yapıyor. Yani artı 11 mi yapıyor? 14 eksi 3'ten artı 11 yapıyor. O zaman 3x artı 7'ye eşittir 11. Doğrunun denklemi oldu. Yani 7. soru balık kesir oldu. Geldik 8'e. Şimdi AB ve AC birbirine eşit olacak şekilde ve A açısı 90 derece olacak şekilde bir dik üçgen çiz diyor. Hemen dik üçgeni çizeyim kardeşim. Şöyle bir dik üçgen çizdim. A açısı 90 derece olsun. B ve C ve bu bir ikizkenar üçgen olsun diyor bize. A noktası 6'ya eksi 2 diyor. Ve BC kenarını taşıyan doğru da şu olarak verilmiş. BC uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ben burada ne yapabilirim? Bu noktanın bu doğru olan uzaklığını bulabilirim. Bunu bulursam zaten gerisi kolay. Çünkü bu X kenar dik üçgen 45 45 90 üçgeni. E burası da 45 ya. Noktanın doğru yalan uzaklığını bulursam eğer. E, hocam 45 45'ten dolayı burası da h burası da h. Yani BC uzunluğu ne olur? 2h olur. Çünkü bak. 2 E o zaman aşı bulalım. Noktayı doğru da orada yerine yazıyorduk. 5 çarpı 6 eksi 12 çarpı y yerine de eksi 2 yazalım. Eksi 2. Bir de eksi x var burada. Mutlak değerce bölü a kare artı b kareydi. Yani 5 12 13 diye yazıyorduk direkt. E burası 30. Sonra burası artı 24. 54 yaptı. 54'ten 2 çıktı. 52 yaptı. 52'yi de 13'e böldüğüm zaman kaç çıkıyor? 4 çıkıyor. E o zaman h 4 2h kaç yapar o zaman? 8 yapar. Yani 8. soru böylelikle. Cihan oldu. Geldik 9. soruya. şekilde A ve B hareketlerinin hız zaman grafiği verilmiştir. B hareketlisi durduğunda hemen B hareketlisini durduralım. Hocam B hareketlisi hop buraya kadar mı geliyor? Evet. Durduğu anda ne kadar süre geçtiğini bulayım. Normalde tekli grafiklerde böyle ne yapıyorduk? Benzerlik yapıyorduk. Bu tekliyi yorumlayacağım ya burada. İkili grafik aslında burası da. İkili grafiklerde de böyle oran orantı yapıyorduk ama e, bu tekli grafiği yorumlayacağım benzerlik var. Bak şimdi şurası kaç birim, 2 birim. Şurada bir benzerlik var mı? Var. Yani ben şuradaki x'i bulmaya çalışacağım. Hocam şuradaki uzunluk kaç birim? 40 birim. E o zaman 40 bölü tamamı 140. Hocam 40 bölü 140 neye eşit olmak zorunda? 2 bölü x'e eşit olmak zorunda. 2 bölü x'e eşit olacak. E sıfırlar sadeleşti. Şu 2 bölü 7 yaptı. O zaman x kaç çıktı arkadaşım? 7 çıktı. Ben burada x'i 7 buldum. Yani bizim eleman şurada durduğunda ne kadar saat geçmiş? 7 saat geçmiş. İşte bu durduğunda diyor, ağır hareketlisinin hızı kaç olur diye soruluyor. Yani 7 saat sonra A'nın hızı kaç olur diye soruluyor. O zaman 7 saat sonra buradan 7 saat geçtiğinde bunun hızını bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle 7 saat geçtiğinde şurası 7 olduğunda yani buradaki hızı bulmaya çalışacağım. E yine bir benzerlik var şöyle bakacak olursak. Bu sefer şurayı buluyorum. Burası da yine 2 birim değil mi? Evet burada da bir 40 yok mu? Var. Bu sefer de şöyle bir benzerlik var. Şu bölü tamamı. Yani orası 40 bölü tamamına da A diyeyim istersen. Tamamına A dedim. 40 bölü A eşittir. 2 bölü 7 değil midir? Evet 2 bölü 7'den dolayı. E o zaman burası kaç kat? Kaç yaptı? 20 katı. Bak 20 katı 20 katı. O zaman 140 olacak. A'yı 140 buldum. Ama A 140. Arkadaşlar önceden bak burada 40 hızla başlamamış mıydı zaten bu? Evet. Şunun tamamı 140. E burada da 40 var. O zaman A hareketinin hızı 140 artı 40'tan kaç yapar? İşte tam buradaki nokta soruluyor. O da 180 mi yapar? Evet. 180 yapar dostum. Yani cevap böylelikle 9. soruda akçay olur. Geldik 10. soruya. Şekildeki taralı bölge. Bak dikkat edin. Benim dikkatimi direkt şu çekti. Taralı bölgede şu bölge ve şu bölge taranmış bir kere. Bu ve bunun taranması demek ne demek arkadaşlar? Bunların taranması demek x çarpı y büyük eşit 0 demek. Bunu arayacağım. Çünkü birinci bölge ve 3. bölgeyi temsil ediyor. Bu bölgedeki noktalar artıya artıya ya da eksi ya çarpımlar her zaman pozitiftir. Bunu özel olarak bilmekte fayda var demiştik değil mi? Evet x çarpı y büyük eşit sıfırı arayacağım. O nerede? Burada var. Burada var. Bir de burada var. Tamam diğerleri gitti kardeşim. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bu doğrunun da üst tarafı. Bu doğrunun denklemini yazalım. Bu doğrunun denklemi nasıl yazılacak? x bölü x eksenini kestiği yer artı y bölü y eksenini kestiği yer eşitleri bir şeklinde yazılıyordu. Öncelikle bu doğrunun denklemini yazalım bakalım. Eee... Şurayı 5 ile çarpayım. Taban artı 20 olsun. Burayı da eksi 4 ile çarpayım. 5x eksi 4y bölü 20 eşittir 1 ya. 20 ile de karşı tarafı çarpınca eşittir 20 yaptı. Yani bu aslında ne oldu? 5x artı 20 de öbür tarafa eksi 20 diye geçer. Eşit 0 oldu. Şimdi burada bunu bu şekilde buldum. Bu şekilde bulduktan sonra bu doğrunun da üst tarafının karalandığını görüyorum. Üst tarafı yani orijinin sağlandığını görüyorum değil mi? İstersen böyle şey yapabilirsin. Orjine bakıp da yapabilirsin. İstersen y'yi de yalnız bırakabilirsin. Y'yi yalnız bıraktığında küçük tarafta olmak zorunda. Öbür tarafa atayım o zaman böyle. Hani 5x-20 e, eşittir. 4y oldu ya. Hani bu küçük tarafta olacak y. Y küçük tarafta olacağına göre o zaman aradaki işaretin ne olması lazım? Şu şekilde büyüktür olması lazım. Yani ben bunu buraya attığım zaman e, aradaki işaret büyük mü olacak arkadaşım? Evet. Yani o zaman ne yapıyor? Bir dakika y ne olacak? A üst tarafı karalanmış. Büyük tarafta olacak. Y'nin büyük tarafta olması demek şu şekilde olması demek değil mi arkadaşlar? Y büyük tarafta olacak bak. 5x eksi 20 küçüktür 4y. 4y büyüktür 5x 20 demek. Y yalnız bırakıldığında büyük tarafta olması demek bu şekilde. Aradaki işaretin küçük olması demek anlamına geliyor. Yani cevap C yan yapar. Ya da şöyle de yapabilirsin. Hocam 0 0 noktası na bakan bölge karalanmış doğruda. O zaman üst tarafını alacağım. Üst tarafını almak demek 0 0 sağlanıyor demek. O zaman 0 0 koyduğun zaman eksi 20 sağlanacak ya. Eksi 20 sıfırdan küçük mü büyük mü küçük. Sağlandığı için küçüktür yazacağım buraya. O yüzden küçüktür olacak arkadaşlar. Niye eşittir almıyoruz? Küçük eşittir almıyoruz. Çünkü nokta nokta şeklinde olduğundan dolayı. Yani 10. soru böylelikle çıktı. Şu iki şart sağlayan bölge o da Ceyhan yapmış oldu arkadaşlar. Geldik 11. soruya. Ooo bayağı bir şey var burada. Ve bunların hep eğimleri bir. Gördünüz mü? Bunlar birbirine paralel. Bunların da eğimleri eksi 1. Bunlar da birbirine paralel. E hatta bunun eğimi 1. Bunun eğimi eksi 1. Bunlar hatta dik kesiyor diyebiliriz. Yani burada oluşan şekiller bir dikdörtgen oldu. Değil mi? Evet şimdi böyle bir şey yap yapılmış. Okuyalım bakalım burada. Yukarıdaki şekilde çiftçi Mehmet Bey'in tarlasının bir kısmında yaptığı tarımsal faaliyetlerin planı dik koordinat düzleminde verilmiştir. Çiftçi Mehmet Bey mavi boyalı bölgeyi karpuz. Evet mavi boya karpuz olacak arkadaşım. Şöyle mavi boyayı karpuzla göstereyim. Sonra yeşil boya tamam salatalık. Turuncu boyalı bölge ise kavun. Kavunu da K yazıyorum tamam mı? Ekimi yapmıştır. E, hangi bölge kaldı? Kırmızı mı? Kırmızı da domates galiba. Evet kırmızı da domates olarak söylenmiş. Bunu da domates olarak yazayım şöyle. Buna göre tarım yaptığı alan 90 birim karedir. Hmm. Arkadaşlar bunlar bir kere ne kestirdik bir kere? Bunların eğimi 1. Bunların eğimi eksi 1. Bunlar dik kesiyor dedik arkadaşlar. Şunlar dik kesiyor şöyle. E buraları da dik. Yani burada bir dikdörtgen falan filan geldi arkadaşlar. Ya yani şu doğrular arasındaki hatta bu bir dikdörtgen, dörtgen. Bu doğrular arasındaki uzaklığı bulabilirim. Sonra bu doğrular arasındaki uzaklığı bulabilirim. Doğrular arasındaki uzaklığı bulunca sonuca ulaşacağız galiba. Şu doğrular arasındaki uzaklık nasıl bulunabilir? Şimdi burada e, şey yapılabilir mi? Ya direkt böyle eksenleri kestiği yerlerden de yorum da yapılabilir aslında. Hocam altışar altışar artıyor. Bu da altışar altışar artıyor aslında. Yani isterseniz şey yapabilirsiniz. X yerine 0 yazsanız Y'si 12 yapıyor mesela bunu. bunun. Bunun Y'si 12. Ondan sonra bunun Y'si 6 yapıyor. E tamam 6'ya 6 yaptı o zaman bu köşegenler. Ondan sonra öbürü de burası da -6 yapıyor mesela. Bu -6 noktası yaptı. Şunlara baktığın zaman X'i şey yerine 0 yazdığımızda e, y yerine 0 yazdığımızda x de 12 yapıyor mesela. x 12 burası da 6 yapıyor gördüğünüz üzere. E o zaman hocam burası 6 burası da 12 olduğuna göre yani şuradaki köşegenler hep 6 6 6 6 geliyor. Ondan sonra ya iki nokta arasındaki uzaklardan mı gitseydim ya hiç böyle şey yapamadım aslında. Bunlar da dik kesiyor böyle. Hadi şuradaki uzunlukları da bulalım mı? Ya burada uzunlukları zaten bulduk. Eksenleri kestiği yerleri buluyoruz. Ama bunlar birbirine eşit mi bilmiyoruz tabii ki. Ee, biz iki nokta arasındaki uzaktan gidelim isterseniz. Oyalandık ama olsun. Şu iki nokta şunun ya bir kere şunlar birbirine eşit değil mi? 6 6. Şunlar da birbirine paralel ya. E, tamam şunlar da birbirine eşit. Ben bir tane iki nokta arasındaki uzaklığı bulursam hani şunların eşitliğinden dolayı bunlar da zaten birbirine eşit olacak. E o zaman şuradaki şuradaki iki nokta arasındaki uzaklığı bulayım ben. Bu aslında nedir? x eksi y şey y'yi öbür tarafa attım. Artı 6 eşit 0 doğrusu. Bu da x eksi y eşit 0 doğrusu. 2 nokta arasındaki paralel iki doğru arasındaki uzaklık bulunurken c'ler farkı. 6 eksi 0 mutlak değerce bölü. Kare küçüğünde a kare artı b kare. Yani 1'in karesi artı eksi 1'in karesi. Bu 6 bölü kökki yapar. Ya da kökki eşit çarparsam 6 kökki bölü 2'den 3 kökki yapar. Evet arkadaşlarım şurayı 3 kökki buldum. E hocam şunların birbirine eşitliğinden burası da 3 kökki. Aynı şekilde burası da 3 kökki. Burası da 3 geldi mi? Geldi. Sonra burası da 6 birim ya. E, kök kat olacağından dolayı yani 3 kök gibi altından dolayı burayı da 3 olarak buluruz. E o zaman burası da 3 olur. Burası da 3 olur. Yani şuraları da şey bulduk. Hayır 3 kök olacak Pisagor bağıntısından. Pardon. 3 kök 3 kök 3 kök şöyle bulduk. E o zaman olay bitti arkadaşlar. Her yeri 3 kök olarak bulduk. Şimdi tarım yaptığı alan 90 birim karedir diye soruluyor. Şimdi bir tanesinin alanı ne yapıyor? 3 kök ile 3 kökün çarpımı 18 yapıyor. Hocam 18'den şuradaki bir tane alanı ben 18 buldum. 1, 2, 3, 4, 5. 18'den 5 tane var. 18 çarpı 5. 90 mı yapıyor? Evet. Birincisi doğru olmuş oldu. Karpuz ekili alan 24 birim kare. Karpuz ekili alan neresiydi? Şurasıydı. Mavi olandı. 18, 18, 36 yapması lazım. 18 artı 18'den 36 olması lazım. O zaman ikincisi yanlış. Üçüncüsüne bakalım. Domates ekili alan kırmızıydı. Kırmızı alanda yine 3 kökkinin karesinden ne geldi arkadaşım? 18 geldi. Salatalık ekili alanı eşittir diye soruluyor. Salatalık ekili alanı da 18 eşit. Doğru. Karpuz ekili alan alan kavun ekili alanın 2 katı. Evet bunların hepsi aynı kare çıktığı için karpuz 2 tane kavun da bir tane gerçekten 2 katı çıktı mı? Çıktı. Dolayısıyla 1, 3 ve kaç oldu arkadaşlar? 1, 3 ve 4 olmuş oldu. Yani cevabımız böylelikle denizli olmuş oldu arkadaşlar. Yani şuradaki uzunlukları da bulduk ama paralel doğrular arasındaki uzaklıkları da bularaktan da yine sonuca ulaşabilirdik. Ben ilk önce eksenleri kestiği yeri buldum. Sonra bulduktan sonra şu paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulunca bu oranlamalardan şunların da birbirine eşit olmasını böyle paralellerden dolayı ort tabandan dolayı bulmuş oldum. Pisagor bantında burası da 3 kök çıktı. Hep 3 kökkili kareler oluşmuş oldu arkadaşlar burada. Sonrasında da burayı da yorumlamış olduk. Evet böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 7 yani doğru analitik, doğrunun analitik incelemesinin son testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.